konuşur. Yüzyıl kanalından merhaba. Sevgili dostlar, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bugün İkili'ye geldi. Gelmeden önce Sandalye'ye uğradı. Daha sonra İkili Atatürk Meydanı'nda muhteşem bir konuşma yaptı. Gerek AK Parti hükümetini, gerekse altılı masayı çok eleştirdi. Neler yapılması gerektiğini söyledi. Geleceği umut vaat etti. Vatandaşlar coşkuyla dinlediler. Ayrıca gerek AK Parti'ye, gerek İYİ Parti'ye, gerek Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Saadet Partisi'ne, efendim demokratik partilere oy veren vatandaşları Memleket Partisi bayrağı altında toplanmalarını istedi ve İngiliz'den mutlu bir şekilde ayrıldı. Hocam bizi de orada. Hocam bizi orada hocam ya bir değişti sonlarımız biz. Hocam. Bizi de hocam. Hadi de hocam. Siz gölgede bekliyoruz. Ben güneşliyim, siz de güneşlisiniz. Beraber. Beraber yanacağız, beraber çıkacağız. Bir şey dikkatimi çekti. Ne kadar fazla? Ezan mı okunuyor? Evet, ezan okunuyor. Evet, hepinize çok teşekkür ederim. Bu sıcakta zahmet etmişsiniz, gelmişsiniz. İyi ki de gelmişsiniz. Sağ olun. 20 yıllık bir iktidar var. 20 yıl önce iktidara gelirken Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sokacağına söyledi. Dolar 1,5 liraydı. Bugün dolar 18 lira oldu. İlk G20'deydik. İlk 10 ülke içine girecekti. 23'e düştü. 25 bin dolar gelirimiz olacaktı. 8 bin doların altına düştü. Söylediklerinin hiçbirini yapamadı. İşsizliği azaltamadı. Dövizi düşüremedi. Türkiye'yi kalkındıramadı. Ama yandaşlarını zengin etti. Orduyu dağıttı. Yargıyı FETÖ'ye teslim etti. Üniversiteyi susturdu. Esnafı bitirdi. Emekliler geçinemiyor. Gençler umutsuz. Tarım çöktü. Eğitim bitti. Hepsi bitti. Bir uçurumun kenarındayız şimdi. Bir, Erdoğan gitmeli. Mutlaka gitmeli. İki, acaba altılı masa bu sorunları çözebilir mi? Bir düşünelim bakın, bir düşünelim. İstanbul Sözleşmesi'nde anlaşamıyorlar. Libya tezkeresinde anlaşamıyorlar. Önemli hiçbir konuda anlaşamıyorlar. Hiçbir konuda. Mesela soruyorum. Bu altılı masa iktidar olduğunda eğitimi tarikatların elinden alacaklar mı almayacaklar mı? Tek kelime edemiyorlar. Çünkü Kılıçdaroğlu eğitimi tarikatların elinden alacağız dese Karamanlıoğlu olmaz diyor. Memleket Partisi'nin iktidarında eğitim laik, bilimsel, parasız olacak. Tarikatları eğitimden çekip alacak. Şerevlerini ibadethane olarak tanıyacaklar mı? Temel Bey karşı çıkarsa tanıyamayacak.
yaşayamazlar. Muharrem İnce Cumhurbaşkanı olursa, Memleket Partisi iktidar olursa 45 günü içerisinde cenevlerini ibadethane olarak tanıyacağız. Nokta. Atatürk siyaset üstüdür, partiler üstüdür. Atatürk kırmızı çizgimizdir. Çevreye duyarlılık kırmızı çizgimizdir. Kadına şiddet ve çocuk istismarı yüksek sesle kınanacaktır devlet tarafından. Ayrıca bu 20 yılın içerisinde öyle kötülük yaptılar ki memlekete, hazinemizden paramızı çaldılar. Sınavlarda çocuklarımızın sorularını çaldılar. Ormanlarımızı yaktılar, koruyamadılar. Nehirlerimizi kirlettiler. Ovalarımızı mahvettiler. Türkiye'nin dört bir köşesine nereye dokundularsa orayı perişan ettiler. Nereye dokundular? Buradan gitsin gitmesine de bu altılı masanın kafası karışık. PKK konusunda karışık. Cemaatler konusunda karışık. Tezkereler konusunda karışık. Mesela diyor ki, CHP diyor ki benim eski partim, ben 40 yıl hizmet ettim orada. CHP diyor ki Ergenekon'u bile açamazsın. Ali Babacan diyor ki biz açacağız. 13 sene Ali Babacan Erdoğan'ın ekonomi bakanı değil mi? Evet. Yani bu mu şimdi bizim ekonomimizi kurtaracak? Karar sizin. Peki Suriyelileri göndereceklermiş. Altılı masa Suriyelileri gönderecekmiş. Ya Suriyelileri buraya getiren Davutoğlu'nun kendisi değil mi? Nasıl olacak bu iş? Bakın yepyeni bir parti var burada. Memleket Partisi. İşimin çok zor olduğunu farkındayım. Ben de isteseydim yaşadığım sürece milletvekili olurdum. Ben memleket sevdasıyla yollara düşüyorum. Değerli dostlarım, memleketin yeni bir çıkışa ihtiyacı var. Yeni bir yola, yeni bir seçeneğe ihtiyacı var. İşimin zor olduğunu biliyorum. Hazine parası yok. Onlar şimdi seçime girerken 200 milyon, 300 milyon hazine parası alacaklar. Biz yeni kurulduğumuz için hazine paramız yok. Hazine parası yok, belediye parası yok, müteahhit parası yok. Gönüllülerle siyaset yapıyorum ben, gönüllülerle. Milletimizin önüne denenmişler değil, dikkatinizi çekerim. Bazen muhalefet gibi görünenler iktidarın adamı olabilir, dikkat edin. Onunla mücadele ediyormuş gibi görünüp iktidarın adamı olabilir. 2014'te Ekmelettin İhsanoğlu'nu aday yaparak Erdoğan'a kazandırdılar. 2018'de Muharrem İnce aday, bu sefer de destek olmadılar. Hayırlısı. Parayı harcamadılar. Billboardlara fotoğrafımı asmadılar. Sandıklara gözlemci koymadılar. Şimdi de geç anlamak önemli değildir. Erken anlamak önemlidir. Erken. Bir gün herkes benim dediğime gelecek. Adımın Muharrem olduğu kadar eminim. İş yapıyorsun diyenler yarın gelip benden özür dileyecekler. Bunu biliyorum. Bunu göze alıyorum. Bunu göze alıyorum. Bilerek yapıyorum. Mustafa Kemal Paşa'ya da Kurtuluş Savaşı'nı başlatırken önce hain dediler. Katli vacip fetvası verdiler. Kenan Evren'e 1980'de vatan kurtarıcısı dediler. Cumhurbaşkanı yaptılar ama 30 yıl sonra rütbelerini söktüler. Olayları doğru anlamanızı istiyorum. Yapma bir muhalefet var Türkiye'de. Hangisi Erdoğan'la mücadele edecek bunların? Hangisi? Hiçbiri edemez. Altısından birisi çıkıp da ben bu Erdoğan'ı yenerim arkadaş diyemiyor zaten. Diyemiyor zaten. Oyuna gelmeyin aziz milletim. Oyuna gelmeyin. Biz yepyeni bir oluşumuz. Yepyeni. Pırıl pırıl bir parti. Bagajında hiçbir pislik yok. İhale yok, rant yok, belediyeden haraç yok, hazineden para yok. Gönüllüler ordusuyla bu ülkeyi düzlük.
kimliğe çıkarmak AK istiyorum. AK Parti'ye oy vermiş olabilirsin. Bugün gelinen noktada milletin gidişatından memnun değilsen gel Memleket Partisi'ne, gel ver oyunu bize. CHP'li kardeşlerime sesleniyorum. Yıllarca verdim, bir şey olmadı. Bak çevrene bak, memnun musun değil misin? FETÖ'cüler geldi mi oraya? PKK'lılar geldi mi? Bir bak çevrene. Memnun değilsen gel Memleket Partisi'ne. Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Sizler de diyorsanız ki ya bu parti artık AKP'nin ortağı oldu. Erdoğan ne yaparsa yapsın Erdoğan'dan ayrılmıyor. Ben buradan rahatsızım diyorsan gel Memleket Partisi'ne. HDP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Ya bunlar Türkiye Partisi olmak istemiyor. Bunlar Kandil'den emir alıyor. Oysa ben Türkiye Partisi olmalarını istiyordum. Olmuyorlar diyorsan gel Memleket Partisi'ne. Gel Memleket Partisi'ne. Kurucusu var, kurucusu. Burada Muharrem İnce var. Sizin yeriniz burası. Atatürkçülerin yeri burası. Geldi dostlarım. Sabah Muğla'dan çıktım. Akşam Ayvalık'ta kapatacağım. Yarın devam ediyorum buradan. Akdeniz'i, bütün Akdeniz'i, sahili taradım. Ege'yi de yarın öbür gün bitireceğim. Türkiye'yi karış karış Eylül'ün 15'ine kadar yazlık bölgelerde, Türkiye oralarda çünkü. Eylül'ün 15'inden sonra da Karadeniz. Sonra da Ekim'de doğudan, Ağrı'dan başlayıp daha Diyarbakır'a kadar o hattı tarayacağım. Memleketin el sıkmadık kimse kalmayacak bu memlekette. Gitmediğimiz hiçbir ilçe kalmayacak. Tekrar anlatacağız millete bunu. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Memleket Partisi'ne emri olun. Aç bizi. Başkan, buyurun. Fotoğraf çeker misiniz? Başkanım, ülke başkanımızın eşi. Başkanım, ülke başkanımızın eşi.